Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Damla Demirbaş, İTÜ Çevre Mühendisi 3. sınıf öğrencisi ve tanıtım ofisi yarı zamanlı çalışanıyım. Bugün sizlere gemi makineleri işletme mühendisliği bölümünü tanıtacağız. Etkinliğimiz 45 dakika sürecek. İlk 30 dakikasında Sinan Çakır hocamızın sizlere bölüm tanıtım sunumu olacak. Ardından 15 dakika boyunca da sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Soru cevap aşamasında dilerseniz sorularınızı chat üzerinden yazarak, dilerseniz de mikrofonunuzu açarak sesli bir şekilde hocamıza sorabilirsiniz. Şimdi sözü hocamıza bırakıyorum. Evet, herkese merhabalar. Ben İTÜ Denizcilik Fakültesi öğretim görevlisi Sinan Çakır. Gemi Makine İşletme Mühendisi bölümünde 30 yıllık görev yapmaktayım. Şimdi bölümle ilgili size bilgi vermek istiyorum. Öncelikli olarak biliyorsunuz gemide çalışma açısından ele alacak olursak bir güverte bir de makine bölümünden oluşan iki tane ana bölüm oluşuyor. Bunlardan bir tanesi güverte. Kapıdan yetişen öğrenci kaptan adayları var. Diğeri de makinedeki işleri gören gemi makineleri işletme mühendisine yetişen makine mühendisi arkadaşlarımız oluyor. Gemi makineleri işletme mühendisi genelde gemi makine ve sistemlerinin her türlü operasyonunu, bakım tutum ve verim işletmesini sağlayan kişi olarak tanımlayabiliriz. Yalnız bu gemi makineleri işletme mühendisi gemiye gittiği an itibariyle makine dairesinde sorumluluk sahibi bir kişi, zabit dediğimiz sorumluluk sahibi bir kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla buradaki vazifesi tamamen üst seviye grubunda kalifiye insan gücünü oluşturan bir mekanizmanın parçası olması açısından önemli. Bunun dışında özellikle gemi makine işletme mühendisi gemi üzerinde çalışan uluslararası denizcilik kurallarına uygun olarak hem geminin ana ve yardımcı makinanın emniyette 70 şekilde kullanması ve verimli bir şekilde işletmesini sağlamakta sorumlu kişiden bahsediyoruz. Tabii dediğim gibi eğitim sistemimiz hem ülkemiz için hem de uluslararası bazda olduğu için standartlarımızın sağlama açısından söylüyorum. İkisini de sağlamak zorundayız. Çünkü dediğim gibi mezun ettiğimiz öğrencileri hem yurt içindeki gemilerde hem de yurt dışı gemilerinde çalışmasına imkan sağlamamız açısından iki standartta aynı anda uyguluyoruz. O yüzden öğrencilerimiz özellikle denizcilik eğitimine uygun uluslararası ve uluslararası standartlar, mevzuatlar ve sözleşmeler çerçevesinde tasarlanan %30'da İngilizce dersinden oluşan bir eğitim alırlar. Tabii bunun yanında öğrencilerimiz temel mühendislik eğitimlerinin yanı sıra aynı gemi ana makinaları, gemi yardımcı makinaları, elektrik, elektronik, gemi otomasyonu kullanımında hem teorik hem de uygulamalı eğitim alırlar. Bunun dışında tabii laboratuvar eğitimlerimiz, özellikle uygulamaya dönük derslerimiz dolayısıyla ve sahip olduğumuz laboratuvar standartımız çok yüksek çünkü okula geldiğiniz zaman bunu göreceksiniz. Dolayısıyla hem aktif olarak okuldaki laboratuvarlar hem de sahip olduğumuz gemilerin de incelenmesiyle zaten 4 yıllık periyotta güçlü bir şekilde yetişmeniz sağlanmış olacak. Bunun dışında tabii mesleki bilginin yanında öğrencinin denize hazırlanması safhası var. Burada da hem denizin emniyet açısı sağlanması hem de güvenliği kapsamında özellikle Türkiye'de en iyi yangın eğitim merkezimiz, filika eğitim merkezimiz ve standartları çok yüksek bir kapalı yüzme havuzuna da sahibiz. Burada hem yangınla ilgili hem de denizdeki güvenlikle ilgili durumlarda filika eğitimi ve özellikle yüzme olayının tamamlanmış olması gerekir ve zaten uzman hocalarımızın elinde bu eğitimlerimiz sağlanmış oluyor. Bunun dışında diğer üniversitedeki veya fakültelerden farklı olarak biz eğitimli bir, üniformalı bir eğitim gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla öğrenci arkadaşlarımız hazırlık sınıfını geçtikten sonra okula, fakülteye geldikleri durumda, Tuzla'ya geldikleri itibariyle orada resmi üniformayı giyerek eğitimlerine devam etmesi durumu var. Bunun dışında özellikle ders 4 yıllık periyotta dediğim gibi hem ulusal hem de uluslararası standartları sağlamamız açısından bize özel olmak üzere toplam 12 ay bulan bir deniz stajı da söz konusu. Bunun dışında dediğim gibi çok fazla laboratuvar sistemimiz var ve bunlar içerisinde örneğin makine dairesi simülatörüne alınan denemeler içinde yapılan çalışmalar olabilir. Kendinizi geliştirme açısından diyorum. Gemi makine laboratuvarında içten yanmalı motorların deneysel çalışmaları olabilir.
Efendim simülatör merkezine bağlı olarak yerli makine dairesi simülatör çalışmaları, 3 boyutlu parça modelleme çalışmaları, güneş paneli, dalga jeneratörü uygulamaları, emniyetli işletme, risk analizi, insan faktörleri, otonom sualtı araç tasarım çalışmaları ve yapay zeka makine öğrenmesi çalışmaları konusunda da isterseniz kendinizi aktif şekilde geliştirme çalışmalarına katılabilirsiniz. Bu konuda zaten başta bitirme çalışmaları olmak üzere diğer zamanlarda da bu konulara yönelerek kendinizi geliştirme imkanı sağlamış oluruz. Bunun dışında okulumuzu bitirdiğiniz an itibariyle aslında bitirmeden de 3. sınıftaki büyük stajınızı tamamladığınız an itibariyle gemi makineleri işletme mühendisi unvanını almaya hak kazanabilirsiniz. Okulumuzu bitirdiğiniz an itibariyle de zaten gemiye gidip her 3 senede bir unvanınızı yükseltme imkanınız var. Tabi bunlar hepsi okulun dışında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın gözetiminde olan sınavlarla gemide çalışacağınız veya gemide çalışmak için almanız gereken yeterliliklerle sınavına girerek bu yeterlilikleri alarak gemilerde çalışma imkanına sahipsiniz. Tabii göreve başladığınız an itibariyle diyorum, özellikle okulu bitirdiğiniz an itibariyle diplomanızda uzak yol vardiya mühendisi unvanı yazılacaktır ve sizler bu unvan altında geminin durumuna göre orada bazen 4. bazen de 3. mühendislik konumunda çalışabilirsiniz. Dolayısıyla bu çalışma sisteminizle birlikte zaman içerisinde tabii periyodik olarak eğer her şey hesap yani yönetmelikte belirtildiği şekilde her 3 senede bir 30 aylık biz deniz hizmetini tamamladıktan sonra sınava girme hakkı kazanacaksınız ve dediğim gibi önce uzak yol vardiya zabiti, sonra uzak yol ikinci mühendisi ve en sonunda uzak yol baş mühendisi olarak geminin makine dairesinden sorumlu birinci kişi olma durumuna ulaşmış olacaksınız. Bu takriben işte okulu bitirdiğiniz an itibariyle 9 yıllık bir periyotta gerçekleşecek ve bu safla sizin artık bir gemide, geminin makinasını idare etmede en üst konuma çıkmış hale gelmiş olacaksınız. Bunun dışında tabii ki biz büyük gemilere kalifiye insan gücü yetiştiriyoruz ama bu arada bazı mezunlarımızın özellikle denizle ilişkiyi kesilen veya denize gitmek istemeyen insanların tabii ki karada da çalışma imkanı var ama bunun dışında özellikle bizim hesap olmadığımız örneğin açık deniz platformunda makine üretiminde, fuarlarda efendim büyük ölçekli gemi makineleri bakım onarım firmalarında, klas kuruluşlarında, tersanelerde, çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımız da mevcut. Tabii tarihsel açıdan değerlendirecek olursak tarihimiz 5 Aralık 1884'e gidiyor. Özellikle orada Osmanlı'nın dönemleri açısından bakacak olursak Leyli Tüccar Kaptan Mektebi adıyla kurulan okulumuz 3 Temmuz 1992 tarihinde de İTÜ Denizcilik Fakültesini almış ve taşımacılık konusunda, deniz taşımacılığı konusunda eğitim veren ilk kurumdur ve şu an itibariyle de 138. yılımızı kutluyoruz. Aynı zamanda 5 kıtadan 48 ülkenin denizcilik üniversitelerinden oluşan Uluslararası Denizcilik Birliği, Üniversiteleri Birliği kurucu üyeleri arasında bulunuyoruz. Bunun dışında özellikle bölüm açısından yer alacak olacak İTÜ Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümü dünyanın farklı ülkelerindeki mühendis programını değerlendiren ABET dediğimiz akreditasyona da sahip olma çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Zannediyorum bu da bu dönem itibariyle artık iyice şekillenmiş olacak. Bunun dışında ÇAP, yan dal olanakları ve Erasmus işbirlikleri de fakültemiz açısından mevcuttur. Bunu da öğrenci rahat bir şekilde kullanabilir. Bunun dışında uluslararası projelerde çalışabilirsiniz. Kendinizi geliştirme açısından bir problemimiz yok. Aynı zamanda yüksek lisans ve doktorayla da kendinizi hem ileri safhalarda hem yönetici bazında hem de akademisyen bazında da kendinizi geliştirme programlarımız mevcut. Bu da gördüğünüz gibi okulumuzun dıştan, yukarıdan, uçaktan çekilmiş halidir. Okulumuzda özellikle hazırlık sınıfını geçtikten sonra fakültemiz içerisinde yatılılıkta dahil olmak üzere bu kampüste 4 yılımızı geçirip mezun olma durumumuz söz konusu. Bu evet Türkiye'nin en büyük simülatör merkezi dediğimiz Japon hibesi olan bir projeyle JICA projesinin neticesinde ülkemize kazandırdığımız ve fakültemizde olan Türkiye'nin en büyük simülatör merkezi. Orada da
dediğim gibi bir gemi dizaynının bir gemide yaşanan tüm olayları orada birebir yaşamadığını görmeniz ve yaşanan tüm olayları birebir hayata uygulama imkanımız söz konusu. Okulumuzda dediğim gibi kendi yurdumuz var. Fakültenin içerisinde bu yurtta da şu an itibariyle yapılıkla ilgili bir sıkıntımız da olmayacaktır. Dolayısıyla hem yeme, içme hem de barınma hizmetimiz okulumuz tarafından karşılanmış olacaktır. Burada da havuzumuzun resmi ve filika eğitimimizi görüyorsunuz. Bunları birebir yaşayacaksınız. Bunlar okulumuzun öne çıkmasında ki diğer okullara göre öne çıkmasını sağlayan bir takım standartları sağlaması açısından önemli olan sahip olduğunuz birimler. Bu birimlerde de özellikle kendi spor salonumuz, efendim kendinizi geliştirme açısından, sportif açıdan spor salonumuz mevcut. Bunun dışında tabii ki gemide çalışmak için bir insan yetiştirdiğimizden bahsettik. Gemi adamı olacaksınız veya gemi insanı olacaksınız. Dolayısıyla okulu kazanmadan önce sisteme girip özellikle gemi adamı olmanız konusunda bu sağlık yoklama belgesini alacağınıza dair ön çalışmayı yapmanızı sizlerden istiyoruz. Yani bununla ilgili eğer sıralamayı yazmadan önce herhangi bir hastaneye gidip o hastanenin gemi adamları sağlık yoklama belgesini veriyorsa o hastanede bir muayeneye geçmeniz gemi adamı olmamız noktasında bir sıkıntının olmaması lazım. Eğer orada bir sıkıntı yaşarsak tabii ki okulda okuma şansımız olmuyor. Onu da özellikle hatırlatmış olalım. Geçmişten günümüze baktığımız an itibariyle gördüğünüz gibi okulumuzun amblemleri bu şekilde. Atatürk tarafından özellikle 1928'de okulun devletleştirilmesi söz konusu ve Atatürk'ten aldığımız bu yetkiyle birlikte daha önce tabii ki arada 1884'te Heybeliada'da Bahriye'nin içerisinde olan okul daha sonra özel yapı haline gelmiş. Hamit Naci tarafından özel bir okul şeklinde hayatını idame ettirirken 1928'de Genç Cumhuriyet'in özellikle denizcilik sektöründeki gelişmesine paralel olarak yapılacak işlerden bir tanesi okulun acil bir şekilde devletleştirilmesi ve deniz ticaretinden de katma değeri yüksek bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektörün hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılması söz konusu. Dediğim gibi üniformalı bir eğitimden geçeceksiniz. Dolayısıyla okul içerisinde hem bando takımımız söz konusu dolayısıyla hem birinci sınıfta bunları aktif şekilde yapacaksınız hem de mezun olduğunuz zaman sizi iyi bir törenle de uğurlamış olacağız. Evet, bizim okulun genel tanıtımı için sunacağımız bilgiler bu kadar. Sorulara geçebiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam sunumunuz için. Şimdi soru cevap aşamasına geçebiliriz arkadaşlar. Sorularınız varsa chat üzerinden yazabilirsiniz veya mikrofonunuzu açarak da hocamıza sorabilirsiniz. Siz slaytınızı sunarken hocam bir soru gelmişti. Ben hemen size onu okuyayım isterseniz. Tabii. Karada ne gibi iş imkanlarımız oluyor? Şimdi tabii bizim okulumuzun asıl işlevi biz gemiye asıl insan yetiştiriyoruz. Bunun dışında okulda okurken öğrenci arkadaşlarım oturup şunu bilecek, mutlaka gemiye gidecekler. Yaklaşık orada bahsettim aradaki slaytlardan vardı. Bu 4 yıllık periyotta 12 ayını gemide geçirmek durumundalar. Dolayısıyla bu da eğitimin bir parçası. Mutlaka bu da yani 4 yıllık periyoda toplam olarak 12 ayı mutlaka sürede gemide geçirir. Okulu bitirdiği an itibariyle zaten 3. sınıfın 2. döneminde uzun staj dediğimiz 4 aylık bir stajları var. Orada da tüm dönem derslerini dersi gibi kabul ettiğiniz uzun staja çıkacaklar ve uzun stajın sonunda da sınava girip yaklaşık bir dönemi kapsayan bir not alarak sistem devam etmiş olacak. 4. sınıfı bitirdiği an itibariyle de zaten Uzakdoğu Vadiye Mühendisi unvanı ile birlikte gemide çalışma imkanı var. Bu da asıl olma. Tabii parasal döngüyü de hesaplamamız lazım. Yaklaşık bugüne kadarki yapılan çalışmalarda 3 günde 4 bin dolar arasında bir maaşla işe başlayan bir arkadaşlarımız var. Bunun dışında dediğim gibi yaklaşık her 3 senede bir eğer işleri rast giderse her 3 senede bir yani her yıl en az 10 ay denizde çalışmak şartı toplamda 36 ayda minimum süre 36 ayda eğer 30 ay denizde çalışmışlığımızı sağlarsak
sınavlara girme hakkımız var ve bu sınavları kazanırsak da otomatik olarak ücretlerimizin yükselmesi durumu söz konusu. Bunun dışında eğer ben kareye çıkacağım diyen arkadaşlarım varsa ki dediğim gibi ücret bazında bunu maalesef karada bulma şansınız yok ama yine de karaya çıkacak olursanız hem tersanede, zaten şirket merkezinde görev alabilirsiniz. Korkunç şekilde katma değeri yüksek bir denizcilik sektöründen bahsediyoruz. Dışarıda hem denizcilik ilgili olabilir hem de onun dışında mesleki açıdan söylüyorum. Örneğin ne var bunlardan bir tanesi? 5 yıldızlı otellerde teknik müdür olma şansınız bile var. Özellikle şantiyelerde çalışan arkadaşlarımızı görüyoruz. Orada özellikle büyük projelerin şantiyelerde görevli arkadaşlarımızı görüyoruz. Dolayısıyla okulu bitirip eğer o denizdeki o başarı şansını da yakaladıktan sonra zaten dışarıda yapamayacağınız iş yok gibi duruyor. Onu da özellikle hatırlatmış olalım. Rahatlıkla dışarıda iş bulabilirsiniz. Ancak biz dediğim gibi bir devlet okuluyuz. Olabildiğince sizleri hem okulda hem de gemilerde hizmet veren hale getirmek istiyoruz. Dediğim gibi 5-6 yıl sonra zaten büyük ihtimalle artık sistem sizi en iyi olduğunuz yere taşıyacaktır. Zaten hayatımızda bu şekilde devam edecek. Denizden kopacağınızı zannetmiyoruz. Bugüne kadar da kopan arkadaşımızın sayısının çok çok az olduğunu biliyoruz. Evet. Peki hocam, İngilizcenin bu bölüm özelindeki önemi nedir? Şimdi ben dedim ki meslek hem ulusal hem de uluslararası boyutta bir meslek. Biz kalifiye insan gücünden bahsediyoruz. 138 yıllık bir eğitimden bahsediyoruz. Mesleğin temeli İngilizceye dayanıyor. Arkadaşlar İngilizcelerini halledersek, yani o hazırlıktaki İngilizcenin biliyorsunuz 60 puan alması lazım ama biz onun üstünde bir İngilizcesine sahip olursa arkadaşımızın mesleki açıdan çok daha hızlı yükseleceğini ve bu işte çok daha iyi başarılı olacağını tahmin ediyoruz. Ve öngörülen hep bu şekilde gerçekleşti. Dolayısıyla arkadaşlarımızın zaten hem hazırlıkta olsun hem de o 4 yıllık periyotta %30 İngilizce ders alacaklar. O da zaten gençlik İngilizcelerinde güçlendirip hale geleceğiz. Büyük bir ihtimalle biz onların İngilizce sorunlarını 4 yıllık periyotta tabii kendilerinde göstereceği performansla en üst seviyeye çıkarmış olacağız. Ve bu onların ileride baş mühendis adayı olmaları gerektiği zamanda özellikle uluslararası sularda çalışırken mesleklerini çok daha rahat yapmalarını, özgüvenlerinin çok daha iyi oluşmasını sağlamış olacaktır. O yüzden İngilizce olayımız önemli ve bunu da biz okul dönemi içerisinde, eğitim döneminde zaten hallediyoruz. Evet. İngilizcenin yanına ikinci bir yabancı dil hangisini tavsiye edersiniz peki hocam? Her dil önemli. Özellikle Uzak Doğu'nun gelişmişini düşünürsek tabii ki her dil bizim için önemli. Çünkü özellikle bu sektör, katma değeri yüksek sektörlerde özellikle arkadaşlarımızın da yurt dışındaki gemilerde yani Türk bayraklı değil de yabancı bayraklı gemilerde görev almasını istiyor. Özellikle büyük ölçekli gemilerde ne kadar dil bilirsek, ne kadar kendimizi sağlam alırsak artık gideceğimiz ülkeler önemli. Almanca da olabilir, efendim Rusça olabilir, Çince bile olabilir, Japonca olabilir. Buralarda çalışma imkanını sağlarsınız. O yüzden bir genel kabul görmüş dillerin hangisi varsa o size artı değer sağlayacaktır. Tabii ki gelişmiş ülkeler, özellikle Uzak Doğu açısından söylüyorum veya Batı ülkeler açısından söylüyorum. Oraların dillerini bulmanız size oralarda iş bulmanızı da biraz daha avantaj sağlayacak. Peki hocam, fakültenin Tuzla'da olmasının avantajları veya dezavantajları nelerdir sizce? Şimdi biz bir denizcilik eğitiminden bahsediyoruz. Her ne kadar Tuzla İstanbul'un dışında gibi gözüküyorsa da artık biliyorsunuz ulaşımda bir sıkıntı söz konusu. Özellikle metro ağıyla İstanbul'un her tarafına 2 veya 3 saatte gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla okulumuzun denize yakın olması önemliydi. Burası da Tuzla hakikaten biçilmiş kaplar. İnşallah okulumuzu analiz ettiğiniz zaman veya görecekleriniz zaman hakikaten durumunun ne kadar iyi olduğunu göreceksiniz. Çünkü oradaki bir takım eğitimle ilgili aktiviteleri denizde de yapabiliyoruz. Örneğin filika eğitiminden bahsettim. Bir filika eğitimiyle denizdeki herhangi bir tehlikeli durumda karşı karşıya, bireysel olarak karşı karşıya kalmaları neler yapması gerektiğini öğrenmiş olacaksınız. İki, geminin hareket gemilerimiz var. Gemilerimizin ne şekilde hareket ettiğini, limanlarda ne şekilde durduklarını ve o da hem mesleki olarak hem de okulun bayan hocalarından derslerle o bilgisini
pekiştirmiş olacağız. Tek özelliğimiz şu, biz işe başlayan bir arkadaşımızın puzzle gibi düşünmelerini istiyordum. Puzzle biliyorsunuz mevcut olan yere gidip oturdu ve oradaki yeri bir anda sorunları halletmiş oldu. Bizim öğrencimiz öyle bir şekilde çıkıyordu ki gemiye gittiği an gibi an itibariyle orada puzzle'daki boşluğu doldurması gerekti. Çünkü orada onun işi öğrenecek zamanımız yoktu ve hemen en fazla 7 günlük süre içerisinde mutlaka sistemi ezberlemesi, görevini görev tanımına uygun hareket içerisine girmesi ve gemiye bir an evvel entegre olmasını sağlamak zorundayız. O açıdan yer açısından şu anda biçilmiş bir yer. Onu özellikle söyleyeyim. Uzaklık dezavantaj değil. Artık İstanbul'dayız. Öğrenciyiz. Hayatı doya doya yaşamak da var. Rahatlıkla o işlerinizi halledeceksiniz diye düşünüyorum. Teşekkürler evet. Hocam. Peki son soruyu da ben size yönelteyim. Gemideki yaşantı nasıldır? Şimdi ben tabii genel olarak bir gemide çalışmam. Özellikle okulun hocası olarak söylüyorum. 30 yıllık hocası olarak söylüyorum. Tabii ki şartlarımız dışarıdaki şartlar gibi değildir. Ama mevcut şartlar içerisinde söylüyorum. Özetle gemilerin standartlarını yaş durumu açısından ele alacak olursak standartlarımızı en üst seviyeye tutan hem ulusal hem de uluslararası standartlarda ve gemiler yapım aşamasından itibaren belli standartları sağlamak zorunda. Bir kere orada hemfikir olmamız lazım. Yani gemi standartlarımızın genel kabul görmüş standartlara uygun olarak dizayn edilmesi, tersanelerde yapılması söz konusu. Gemilerin aktif hale geldiği an itibariyle söylüyorum. Bu sefer yine kurallar var, standartları belirleyen kurallar var. Örneğin kameraların standartları var, çalışma alanlarının standartları var, araç ve gereçlerin bir gemide bulunması, araç ve gereçlerin standartları belirlenmiştir. Dolayısıyla bunlarda hiçbir sıkıntı çekmemesi gerekiyor. Bunun dışında özellikle belirteceğim, örneğin yemek konusunu, yaşa durumunu ele alacak olursa yasaların yönetmelik gereği biliyorsunuz bir gemi adamının sabah, öğlen, akşam yemeklerinin toplam kalorisi 4750 kaloriden az olamayacak şekilde dizayn edilmek zorundadır ki bu da yemek kalitesinin özellikle 700 ile 1100 kalori arasında olduğunu düşünürsek bir günde bir gemi adamının, gemi insanının 4750 kaloriden az yemek yememesi durumunun sağlanması gerektiği açısından el alacak olursa olayın ne kadar önem arz ettiğini ve önem verildiğini göstermesi açısından önemli. İnşallah zaten çok büyük seferler değil. Maksimum 13-15 günlük denizde kalan bir hayatımız var. Çünkü her bir gemi limanlara uğradığı sürece para kazanır. Yani bu yük boşaltılmasında veya yüklenmesinde para kazanması söz konusu olduğu için böyle filmlerdeki gibi, korsan filmlerindeki gibi 6 aylık seferlerde sırf gemilerde kalmak diye bir şey söz konusuydu. Hızlı bir şekilde limana gitmek, yükü indirmek gerekiyorsa yük alıp başka bir limana gidip bu geminin para sağlamasını gerçekleştirmek lazım. Dolayısıyla bunun da hızlı bir şekilde hareket etmesi sürekli hızlı bir şekilde bir yaşam sürmenizi de sağlayacaktır. Yani gemi olayları öyle durgun değil. Tam aslında her gün dolu dolu yaşayacağınız bir meslek olacaktır. Onu da özellikle hatırlatmış olur. Hocam peki staj imkanlarını okul bize sağlıyor mu? Tabii bizim kendi ilk staj büromuz da var. Öğrenci öncelikli olarak tabii ki kendini staj bulmasını istiyoruz. Gönlünden geçen bir şirket, gönlünden geçen bir gemi olması bizim için önemli. Ama bunları ikisini de gerçekleştiremeyen arkadaşlarımız da tabii ki merkezi sistemden yardımcı oluyoruz. Ve çünkü bize direkt başvuranlar, resmi olarak başvuran kurumlar da var. Dolayısıyla arkadaşlarımızı tabii mevcut yapıları itibariyle oralara özellikle tanıtım günlerinde şirketten gelenler de var. Özellikle staj seçen stajyer öğrenci seçen kurumlar da geliyor. Siz onlarla zaten onlar büyük bir tane okul mezunu abileriniz, ablalarınız olacaktır. Dolayısıyla orada birebir karşılaştıkları gerek onların seçimiyle gerekse merkezi sistemle sizleri mutlak surette stajyere yönlendiriyoruz. Hocam bir de ayrıca ben YouTube'da birkaç tane gemici görmüştüm hocam. Şey diyorlar, bu meslekte çok fazla yığılma olmaya başladığını söylüyorlar ve artık iş bulmanın çok zor olduğunu söylüyorlar. Yani gemiden bir kere inen makinacının tekrardan iş bulamayacağını falan söylüyorlar. Böyle bir şey var mı hocam? Ya şimdi ben tarihe başlarken 138 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Biz bu mesleğin duayen okuluyuz. Dolayısıyla bizim öğrencimizin şu an itibaren sıkıntı çekmesi söz konusu değil.
Onu özellikle hatırlatmış olalım. Dediğim gibi sektörün duayen bir okuluyuz. 38 yıllık bir birikim var ve aranan insansınız. Zaten 3. sınıf itibariyle hepimizin zaten bütün öğrenci, eğer bu stajını tamamlamış her bir öğrencinin zaten iş bulması orada gerçekleşiyor. Dolayısıyla şu an itibariyle söylüyorum, bizim okulun öğrencisinin iş bulmama gibi bu durumu söz konusu değil. Bazı okullarda farklı sebeplerden dolayı sıkıntılar yaşayabilirler ama biz maalesef özellikle makine açısından söylüyorum, istim üzerinde gidiyoruz ve aranan insansınız hem içeride hem dışarıda, onu özellikle hatırlatmış olalım. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam bir de ayrıca şöyle bir şey var. Siz gemi adamları belgesinden bahsetmiştiniz ya. Evet. Bu belgede genel olarak nelere bakıyorlar hocam sağlık açısından? O da özel bir rapor o. Onun için diyorum, bizi listeye yazmadan önce sizden rica ediyorum. O hastaneye gidin. Hastane mutlaka gemi adamı olur raporunu verme yetkisine haiz olup olmaması önemli. Bilmiyorum sen nerede oturuyorsun? Ben şu an Siirt'te oturuyorum hocam. o da yok tabii ki. Ama bizi listeye yazmadan önce mutlaka inşallah bilmiyorum, genel olarak bir tarafa sıkıntı yok diye düşünüyorum ama ben yazmadan önce mutlaka şu gemi adamı olur raporunu almaya daha bir sıkıntı olmayacağına dair mutlaka bir ön kontrolden geçmenizi tavsiye ederim. Çünkü Bursa'da var mı hocam? Efendim? Bursa'da var mı hocam? Bursa'da var. Tabii denize, İstanbul'da daha çok, daha efektif ve daha hızlı yapıyorlar bu işi. Ben özellikle bizim okulun çevresi, yani Pendik, Tuzla çevresinde yaklaşık 2-3 saatte bu raporu alabilirsiniz. O yüzden bir gününüzü böyle harcayıp şu Pendik civarında hastaneler var. Özellikle ben iki denizciliğe yazmak istiyorum dediğiniz andan itibaren size gerekli kolaylığı da sağlayacaklardır. Hemen orada bir muayeneye, gemi adım bulun muayenesine girmenizi, ön raporu elinize almanızı istiyorum. Ondan sonra bizi sıralamaya yazmanızı istiyorum. Çünkü o raporu alamazsanız, okulu kazansanız dahi okula kayıt olma hakkınız yok. Onu özellikle hatırlatmış olalım diye soruydu bu. Oldu mu? Hani bunu mutlaka öğrenci arkadaşlarımızın gözden kaçırmaması gerekir. Tamam hocam. Gene de bizi ararsanız okuldan da size destek veririz. Nereye gitmez konusu. Hocam peki... Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bitti mi? Alabiliriz sorunu, evet. Hocam mesela gemide 5-6 yıl yıprandıktan sonra karada çalışmak istediğimiz zaman daha kolay iş bulabiliyor muyuz hocam? Böyle makine mühendisi olarak çalışabilir miyiz hocam karada? Şimdi bu karada çalışma işi şöyle söylüyorum. Tabii ki her yerde çalışabilirsiniz. Biz zaten siz dediğim gibi biz sadece denize bir işi geleceği hazırlıyoruz. Bu ülkenin geleceğisiniz. Hem okulu bitirdiğiniz an itibariyle gemiye gidebilirsiniz. Akademisyenlik yolunu da çizebiliriz. Dışarıda da çok çok fazla işler vardır. Özellikle sektörün tutulması buradan kaynaklanıyor. Dışarıda iş bulmak dediğiniz anda o gemideki, ben arada size ücretlerden bahsettim. Okulu bitirdiğiniz an itibariyle genel skalamız 3.000 ile 4.000 dolar arasındaki bir marja başlıyor. Bu tabii öğrencinin genel yetenekleriyle de uyumlu hale gelmesi lazım. Yani CV'sinin düşük olmasına bağlı. Daha sonra her 3 yılda bir dedim yeterlilikleri yükselme sınavlarına gideceksin. Orada yükseldiğiniz an itibariyle maaşınız efendim adım adım kademeli olarak 15 bin dolarlara, özellikle 10 yıllık periyotta 15 bin dolarlara kadar çıkabilirsiniz. Bu ülkemizin gerçekleri. Eğer bu işi yabancı bayraklı bir gemide başarırsanız eğer, o zaman bu maaşları 2-3'te çarpmanız gerekecek. Dolayısıyla dışarıda iş bulmamız bizim için çok fazla cazip olmuyor parayı düşünüyorsak. Ha, manevi olarak ben yeterince ulaştım ama biraz daha hayatımı içeride ailemle aynen hocam, o şekilde yaşamak istiyorum diyorsanız ama içerideki o standardı yakalama şansınız yok ama dışarıda da çok fazla iş var ama o zaman tabii tekliflere açık olmak lazım. En iyi teklif, yani dediğim gibi 5 yıldızlı otellerden gelen teknik müdürlük işi de olabilir. Efendim büyük şantiyelerde genel sorumlu olabilirsiniz. Şirket kurabilirsiniz. Büyük bir tanesi sizlerin şirket kurup gemi sahibi olmanızı düşünüyorum. Özellikle bu konunun Brian kişileri sizlersiniz. Mesleğiyle en üst seviyeye çıkmış olan kişilerin artık gemi sahibi olması, şirket kurması, özellikle katma değeri yüksek bir denizcilik sektöründen bahsediyor. Çok fazla alanı, çok fazla geniş olan bir yerde ticaretten bahsediyoruz. İnanıyorum ki işlerinde bu sektörden ayrılmadan çok iş yapma imkanları. Örneğin ne var? Denizcilik sigortası başlı başına bir alandır. Bu konuda uzman olmanız, bilirkişi olmanız, efendime söyleyeyim, herhangi bir örneğin limanlarda ajanta firmasında çalıştırmanız, oranın sahibi olmanız sizin
dediğim gibi CV'nizin güçlü olmasına bağlı. Kendinizi iyi yetiştirirseniz bu 7-8-10 yıllık periyotta önünüz çok çok açık, alternatifi bol olan, hayat standartı çok yüksek olan bir mesleği insan olacaksınız. Alternatifleriniz çok fazla çocuklar ama gemideki, o denizdeki o havanı, bu havayı bırakmak istemeyeceksiniz diye düşünüyorum. Hocam peki okul okurken kendimizi nasıl geliştirebiliriz okulda? Okul zaten efektif bir okul. Açık her şey, sisteme açık, gördüğünüz gibi banda takımından tutun, efendim, kariyer ofisinden tutun, özel yetenek öğrenci kollarımız var. Abileriniz var, dışarıda sürekli bağlantımız var. Simülatör mentorumuzun da yapacağınız projelerle kendinizi geliştirebilirsiniz. Okulu bir ziyaret etmenizde fayda var veya internetten de ziyaret edebilirsiniz. Okulun ne kadar açık olduğunu, çok büyük alternatifler yarattığımızı, kendinizi geliştirme konusunda da size her türlü desteğimizi vereceğimizi önce hem iki olarak, direktörlük olarak hem de fakülte olarak söyleyebilirim. Yeter ki siz, istek sizden gelsin. İmkanlarımız çok fazla. En kötü ihtimal Erasmus dediğimiz sistem var. Sizleri dışına gönderebiliriz. Daha böylece öğrenci değişimiyle kendinizi aşabilirsiniz. Daha kısa zamanda üst seviyelere çıkma veya kendinizi geliştirme imkanı sağlarız. O konuda bir problem olacak. En kötü ihtimalle yani hiçbir şey yapmasak dahi biliyorsunuz okula akademisyen yetişme durumunuz söz konusu olacaktır. Bu da sizin eğitime katkınız olacaktır. Dolayısıyla her an kendinizi geliştirmeniz size bu sektörde kalmanızı sağlayacaktır. Özellikle balık günü törenlerimizi izlerseniz oradaki havayı da biraz olsun hissedeceğinizi tahmin ediyorum. Şu balık günü törenlerimiz var. Onları YouTube'dan izlerseniz zannediyorum orada abi kardeşlik ilişkisini veya mesleki yeterliliğin veya mesleki geçmişliğin ne kadar önemli olduğunu da görmeniz açısından önemli olur diye düşünüyorum. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederiz. Peki. Son olarak bu bölümü tercih edecek olan öğrencilere öneri ve tavsiyeleriniz varsa onları da alabiliriz. Önerilerim şöyle. Bu meslek, önemli meslek. Zorluğu var mı? Elbette var. Zorluk derken şu var. Diğer mesleklerde gözü ele aldığınız an itibariyle tabii ki her şeyden evvel acaba ben bu eğitimi tamamladığım zaman iş bulabilecek miyim sorusu var. Biz onu garanti ediyoruz arkadaşlar. Biz okulu bitirdiğiniz an itibariyle eğer düştü bir not ortalaması bitirmişseniz, İngilizceniz değilse, bilgisayar kullanımınızı maksimum seviyeye çıkarmışsanız kesinlikle size zaten 3. sınıftaki o büyük stajdan dönüşümde işi garanti etmiş oluyoruz. Orada sıkıntımız yok. Burası bir. İkinci konu, kendimizi geçerli yetiştirmemiz açısından veya bir an evvel şu parasal döngüyü sağlamak açısından büyük bir ihtimalle 4 veya 5 yıllık periyotta bu ülkede en büyük standart seviyesine çıkmış olacaksınız. Bu da ikinci bir getirmiş diyebiliriz. 3. Hayatı dolu dolu yaşamak var ve bu özellikle denizcilik sektöründe dünyayı gezmeniz, kendinizi aşmanız, o dar alandan geniş alana çıkmanız hakikaten sizin hem kendinizi geliştirmesi açısından hem de çevresel açısından özellikle hayatı doya doya yaşam açısından çok büyük katkılar sağlayacaktır. Dolayısıyla işsizlik sorunu yok, parasal döngü sorunu olmayacak, hayatı dolu dolu yaşama durumunun söz konusu, kısa zamanda zirveye çıkma durumuna sahip olacaksınız. Böylesine bir meslek şu an itibariyle Türkiye standartlarında hakikaten çok az mesleklerden biri. Okulumuz bunu sağlıyor, sağlayacağız size, bunu garanti ediyoruz. Dolayısıyla bu mesleği kaçırmayın. Sıkıntıları aşmak sizlerin elinde. Ortamı, çalışma ortamını güzelleştirmek sizlerin elinde. İleride inşallah uzak yol baş mühendisi olduğunuz an itibariyle söylüyorum. Dolayısıyla bu sektörde karar verici durumunuz siz olacaksınız. Eğer orada bir olumsuz durumlar varsa onları da pozitife çevirmek gene sizlere düşüyor. Dolayısıyla bu sektörde bunu sıkıntı olarak görmemek gerekiyor. Ne dedim? Deniz gemilerde çalışan 13-15 günlük bir periyodu kapsar ama onun dışında hayat devam eder. Dolayısıyla bunu doya doya yaşamak ve güçlü bir şekilde yaşamak istiyorsanız hakikaten meslek hem getirisiyle hem de seyirci sağlayacağı katma değerle sizi ön saflara, çok kısa zamanda ön saflara taşıyacaktır. Bunu bugüne kadar öğrenci arkadaşlarımız başardı. Sizlerin de başarmaması gibi bir durum söz konusu olacağını zannetmiyorum. Bu bizim için de, ülkemiz için de güzel bir meslek. Onu özellikle hatırlatmış olalım. Çok teşekkür ederiz hocam.
Çok teşekkürler hocam. Tüm katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Etkinliğimizi sonlandırıyoruz. Kalan tüm sorularınız için tanıtım ofisimize ulaşabilirsiniz. Hepinize eğitim ve kariyer hayatınızda başarılar diliyoruz.